frère. Allez. Şehir şehir eskrim devam ediyor ve bu bölümde fındığın başkenti Ordu'dayız. Eskrimciler, şehir şehir eskrim projemizde Ordu'dayız. Yanımızda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz var. Müdürüm, öncelikle çok teşekkür ediyoruz projemize destek verdiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Mustafa Genç, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü. Kendim de eski bir sporcuyum. Gençler Dünya Boks Şampiyonuyum. 5 yıla yakındır ordumuzda il müdürü olarak görev yapmaktayım. Harika. Müdürüm, Ordu'daki eskrim çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii, çalışmalarımız Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonumuzun desteğiyle bir yıl önce başladı. Ve şu anda gerçekten güzel bir ilgi var. Özellikle altyapıdan sporcularımız çok revaçta ilgi gösteriyorlar. Ve daha çok kız sporcularımız ağırlıkta. Çalışmalar güzel gidiyor. İnşallah yeni Ordu Stadyumu da yapılınca ekstrem branşımızı çok güzel bir salona kavuşmuş olacak. Ondan sonra öğrenci sayımız, sporcu sayımız daha da fazla artacak inşallah. İnşallah. Müdürüm, önümüzde pandemi var biliyorsunuz. Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Şimdi pandemi sürecinde tüm antrenörlerimiz uzaktan eğitimlerini online olarak yaptırdılar. Sporcularını birebir takip ettiler. Ve onlar sporcular evlerinde kendi çektikleri antrenman videolarını hocalarına yolladılar. Çoğu zaman online bağlanarak aynı canlı yayında antrenman yaptılar antrenörleriyle beraber. Ama şunu diyebilirim, antrenörlerimiz ailelerin yükünü sırtladı bu süreçte. Çünkü yavrularımız, genç yavrularımız, çocuklarımız uzun süre evde kaldılar. Ve spor sayesinde biraz daha rahatlama oldu. Enerjilerini attılar. Bir de psikolojikmen de rahat oldular. Antrenörlerimizin çok katkısı oldu yavrularımıza. Çok teşekkür ederiz müdürüm. Bizi burada misafir ettiniz. Projemize destek verdiniz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Değerli eskrim severler, yanımızda Ordu İlinin eskrim antrenörü var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Büşra Varol. Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde eskrim antrenörüyüm. Büşra Hocam, sizin eski bir milli sporcu olduğunuzu biliyoruz. O süreç ardından da antrenörlüğe geçiş. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Ben 2008-2007'de eskrime başladım ve eski milli sporcuyum. Daha sonra antrenörlüğe başladım ve bir yıldır da Ordu'da eskrim antrenörlüğü yapmaktayım. Peki hocam, Ordu ilindeki yapılan eskrim çalışmaları, o konuda da bize bir şeyler söyler misiniz? Söylediğim gibi bir yıldır Ordu'da eskrim var ve elimizden geldiğince broşürlerle, tanıtımlarla eskrime, Ordu'ya yaymaya çalışıyoruz. Ve ilgi, çok büyük bir ilgi alıyoruz. Çok büyük bir kazanım var şu anda. Lisans sporcularımız da 50'yi aştı şu an. İnşallah daha güzel yerlere gelecek Ordu eskrimde. Peki bu pandemi sürecinden bahsedelim. Biliyorsunuz gündemimizde o var. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Tabii ki ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor ve biz de bu dönemde olabildiğince çocuklarımıza canlı yayınlarla, online eğitimlerle destek vermeye çalıştık. Onlara günlük egzersizler, ödevler verdik ve onlara eskrimden, spordan kopmamaları için elimizden geleni yaptık. İnşallah bu süreç geçtiğinde de spora kaldığımız yerden devam edeceğiz ve daha büyük başarılar imza atacağımızı düşünüyorum. Evet, daha büyük başarılar derken tabii daha yolun başında Ordu eskrim anlamında. Ama siz eski milli bir sporcu olarak, antrenör olarak da hedefleriniz mutlaka vardır. Tabii ki ben de milli bir sporcu olarak burada eskrimi yaymak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve buradan umuyorum ki ileriki yıllarda milli sporcular çıkacaktır ve ülkemizi Avrupa Dünya Şampiyonalarını temsil edecek çok iyi sporcular çıkacaktır. Umuyoruz, biz de umuyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli eskrim severler, şimdi de yanımızda Ordu'nun genç eskrimcileri var. Önce onları bir tanıyalım. Adım Ömer Güreşçi, 11 yaşındayım. Adım Göktürk Mete Karadeniz, 8 yaşındayım. Adım Zeynep
7 yaşındayım. Adım Ayrı. 9 yaşındayım. Adım Burhan Cimur Çebi. 9 yaşındayım. Adım Zeynep Cansın Yücel. 11 yaşındayım. Adım Gökçen İsa Demireli. 11 yaşındayım. Evet arkadaşlar, eskrimle nasıl tanıştınız? Nasıl başladınız? Biraz da bundan bahseder misiniz? Ben bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Annemden öğrendim. Arkadaşımdan öğrendim. Öğretmenimle antrenman yaparak öğrendim. Arkadaşım tavsiye etti. Ben broşürlerden, panolardan gördüm de geldim. Bana da arkadaşım tavsiye etti. Harika. Peki eskrime başladıktan sonra hiç bir turnuvaya gittiniz mi? Ben hiç katılmadım. İki kez gittim. Ve sonuç? Bir tanesinde ikinci oldum, diğerini unuttum. Harika. Ben hiç katılmadım. Ben 3 tane turnuvaya katıldım. Süper. Derece var mı? Yok. Ama derece çok da önemli değil, değil mi? Önemli olan oraları gezmek, yeni arkadaşlar edinmek, değil mi? Evet. Harika. 3 kere katıldım. Süper. Ben 1 kere katıldım, çok güzel geçti. Harika. Ben katılmadım ama katılmak istiyorum. Peki şimdi de bu pandemi sürecine gelelim arkadaşlar. Bu süreçte evlerinizde antrenman yapabildiniz mi? Nasıl geçti bu süreç? Hocanın gönderdiği ödevleri yaptık. Güzel geçti. Hocanın verdiği ödevleri yaptık. Spor yaptık. Harika. Ben de evde hiç sıkılmadım. Efendim? Evde hiç sıkılmadım. Antrenman yapabildin mi? Yapabildim. Süper. Yaptım. Neler yaptın mesela? Çalıştın. Ayak hareketleri. Süper. Ben yaptım. Öğretmenim verdiği ödevleri yaptım. Yani antrenman falan çalıştım genelde. Yani bu süreçte hiç boş durmadınız. Olumlu değerlendirdiniz. Evet, öyle değerlendirdim. Ben de aynı şekilde öğretmenimin verdiği ödevleri yaptım. Peki arkadaşlar, bu sefer buradan başlayacağım. Hedeflerimiz nedir eskrimde? Ben milli bir sporcu olmak istiyorum. Ülkemi temsil ediyorum. Ben ilk önce Türkiye'yi temsil etmek istiyorum eskrim sporunda. Yani milli bir sporcu olmak istiyorum. Eskrim salonunda böyle iyi başarı kazanmak istiyorum. Başarı kaydetmek istiyorum. Umarım olacak. Ben başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Ben de başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Harika. İyi bir sporcu olmak istiyorum. Ben de iyi bir sporcu olmak istiyorum. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Son bir kez buradan federasyon başkanımıza, yetkililerimize demek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Spor salonu daha büyük olabilir. Daha büyük olabilir, evet. Benim var. Evet. Ben kendi buradan eskrim federasyonuna, yani başkanına çok selam söylüyorum. Yani daha çok böyle çalışabiliriz. Yani daha büyüyebiliriz diye düşünüyorum. Harika. Evet. Onun da size çok çok selamları var. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Ben Zehra Tören. Eskrim öğrencisi birisiyim. Eskrimin Ordu'ya geleceğini duyduğumuzda çok heyecanlandık. Aynı heyecanı oğlumuz için yaşaması için de ona bazı eskrim videoları izledim. Oğlumuzdan da aynı şekilde reaksiyon aldıktan sonra kursa yazdırmaya karar verdik. Kursa yazdırdığımızda Büşra hocamızla tanıştık. Hocamızın pozitif enerjisi bize ekstra sevdiğimiz bir sporun Ordu'ya gelmesi ve bunu çok özveriyle yapan bir öğretmenin de karşımızda olması bizi daha da heyecanlandırdı. Biz veliler olarak bu spora biraz yabancıyız. Bu spor değil, bütün spor dallarına. Prosedür nedir, işleyiş nedir, onları hocamız vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde bizi uyararak, yönlendirerek çözmemizi sağladı. Sağ olsun.
bazı spor aktif müsabakalara gittikten sonra olayın biraz daha ciddiyetini öğrendik. Esasında sadece kurslardan ibaret olmadığını, bunun çok büyük bir federasyon olduğunu öğrendik. Yavaş yavaş da öğreneceğiz. Oğlumuz da öğrenecek eskrimi. Biz de onunla birlikte ne yapılması gerektiğini öğreneceğiz. Sporcu bir velinin annesi olmanın, babası olmanın nasıl sorumluluklar getirdiğini öğreneceğiz. Bu noktada sağ olsun Büşra hocamız bize çok yardımcı oluyor. Gülen yüzü hiç olmasın, enerjisi bitmesin, yanımızdan hiç gitmesin. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, Erdinç Karadeniz, Göktürk Mete Karadeniz'in velisiyim. Eskrim sporu Ordu'da yeni bir spor olmasına rağmen hocamız ve öğrencinin özleri çalışması sayesinde belli bir ivme sağladı. Bu ivmenin çocuklarım ve hocamızın sayesinde daha yukarı çıtalara taşıyacaklarını düşünüyorum. Farklı spor branşlarının Ordu'da olması biz veliler için mutlu ve gurur duyduğumuz bir unsur oluyor. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza ve hocamıza bu sporda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şehir Şehir Eskrim Projesi Ordu bölümünün sonuna geldik. Gençlik Spor Bakanlığımıza, Türkiye Eskrim Federasyonu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, velilerimize, sporcularımıza, herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.